26. soru pille ilgili sorulan bir soru olmuş. Çinko ile bakır arasında standart bir pil verilmiş. Arkadaşlar burada çinko ve bakırın indirgenme potansiyelleri belirtilmiş. Bakıldığı zaman bakırın indirgenme potansiyeli çinkodan daha büyük olduğu için bakır tarafında indirgenme var. İndirgenme olan bölüme katot demiştim. Çinkoda da yükseltgenme olacağı için çinkoda ne olmalı? Anot olmalı. O zaman pilin net tepkimesini yazacak olursam çinko 0'dan artı 2'ye yükseltgenmiş, bakır da artı 2'den 0'a indirgenmiştir. Yani pil tepkimeniz yazmış olduğum şu redox tepkimesidir. Soruda diyor ki yukarıda verilen galvanik hücre ile ilgili diyor. Birinci kaba hangi kaba saf su eklenirse pil potansiyeli artar demiş. Bakın onun yorumunu şöyle yapayım. Birinci kaba su eklemiş olsaydım takip edin. Çinko iyonları konsantrasyonu ne yapardı? Azalırdı. Dolayısıyla çinko iyonları derişim azaldığı zaman denge bunu artırabilmek için ürünler yönüne doğru kayar. Dengeyi ürünler yönüne kaydıran her faktör pilin potansiyelini artırdığı için o zaman birinci kaba su eklenirse pil potansiyeli ne oldu? Artmış oldu. O zaman ne yazalım? Birinci kap diyelim buna. Birinci kaba su eklenmesi dengeyi ürünlere kaydırıyor. Yani potansiyeli artırdı. Hangi elektrotun kütlesi zamanla artar demiş. Bildiğiniz klasik bir ifade. Anotta çözülme meydana gelirken katotta toplanma meydana geliyordu. Dolayısıyla bakır elektrot burada katot olduğu için ikinci kapta bulunan bakır artı iki iyonları indirgenip katot üzerinde toplanmış olacaktır. Bakırın kütlesi zamanla artar. Dolayısıyla cevabınız B şıkkıdır diyorum.